Merhaba. Bugünkü programa başlığı gene Ukrayna. Ukrayna Savaşı ve karşılıklı kayıplar. Ukrayna ile ilgili 2 yıldan fazla zaman önceki programın başında da söylemiştim. İlk programda da söylemiştim. Savaşta ilk ölen şey gerçekliktir. Yani tarafların hem insan hem malzeme kaybı konusunda verdikleri bilgilere inanmamak gerekir. Beklemek gerekir. Daha tarafsız bir şekilde rakamları hesaplayan ve açıklayan kuruluşların hesaplarına güvenmek gerekir. Şimdi bu açıklama yapıldı. Böyle bir açıklama yapıldı. İşte malum artık gökyüzünden her şey gözetleniyor değişik uydularla. Bu uydulardan gelen fotoğraflar, değişik işte açıklamalar tarafların, bunun dışında filme alınmış saldırılar vesaire hepsi değerlendirilerek gerçeğe daha uygun kayıplar konusunda bir açıklama yapıldı. Buna göre önce insan kayıplarından başlayalım. Rusya'nın 2 yılı geçen savaşta insan kaybı yarım milyon, 500 bin. Bunlara tabii çok büyük bir çoğunluğu asker. Değişik düzeyde de askerler. Ukrayna'nın kaybı da aşağı yukarı aynı denebilir. Hatta biraz daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Şimdi tabii bu karşılaştırma şöyle bir eksikliği içinde taşıyor. İki ülkenin nüfusları arasında büyük fark var. Rusya'nın nüfusu 140 milyon, Ukrayna'nın nüfusu 40 milyon. Ve üstelik Ukrayna nüfusunun en az 2 milyon da Ukrayna'nın dışında. Bunun 1 milyon küsuru Almanya'da ve daha değişik ülkelerde Ukraynalılar bulunuyor. Savaş başladıktan sonra bu ülkelere gittiler. Daha önceki programda Ukrayna ile ilgili programda da belirttiğim gibi çok sayıda askerlik çağındaki genç özellikle Almanya'da bulunuyor. Ukrayna'yı terk etmeleri yasak olmasına rağmen bir yolunu bulmuşlar gitmişler. Yani burada mutlak sayılara değil sayıların nüfusla olan ilişkisine bakmak gerekiyor daima. Rusya'nın nüfusu 140 milyon, Ukrayna'nın nüfusu İşte kabaca 40 milyon, 38 milyon diyelim. İkisinin aynı kaybı vermesi, hatta denebilir ki Rusya'nın kaybının biraz daha yüksek bile olması, nüfus oranlarına baktığımız zaman Ukrayna'nın kaybının çok daha ağır olduğunu gösteriyor. İşin birinci tarafı bu. Malzeme kaybına gelince, malzeme kaybından sadece tank kaybını ya da panzer kaybını vereceğim. Rusya'nın panzer kaybı Ukrayna'nın panzer kaybından %30 kadar daha fazla. Ancak burada da tabii şöyle bir soruyu sormak gerekiyor. Rusya'nın elindeki tank sayısı ne kadar? Ukrayna'nın elindeki tank sayısı ne kadar? Tank mevcudunun yüzde kaçını kaybetti Rusya? Şimdi Rusya'nın elinde çok sayıda tank var. Tabii sayıyı bilmiyoruz. Bu tür açıklamalar da genellikle pek doğru olmaz zaten sayı konusunda. Ama ABD'nin tank ordusundan daha fazla sayıda tanka sahip olduğunu biliyoruz. Eskiden beri, Kızıl Ordu zamanından beri bu böyle zaten. Rusya klasik silahlarda, özellikle tanklarda büyük bir şeye sahip, üstünlüğe sahiptir. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Evet, Rusya'nın tank kaybı Ukrayna'dan daha fazla. Ama dediğim gibi yani Rusya'nın tank sayısı oldukça yüksek. Burada daima dikkate almak gerekiyor. Başka bir konuda şöyle bir örnek vereyim. Mutlak sayılar tek başına fazla bir anlam taşımayabilir. Birleşmiş Milletler'in ilgili komisyonunun, mülteciler komisyonunun yaptığı açıklamaya göre Türkiye dünyada en fazla mülteci barındıran ülke durumundadır. Ve bu yeni değil, 7 yıldan beri böyledir. 7 yıldan beri dünyada en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye'dir. Ama bu rakam burada durduğu zaman eksik kalıyor. Ne kadar nüfusun içinde bu mülteciler, bu en fazla mülteci var? Türkiye'deki mülteci sayısı 4 milyon diyelim. Bence dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeler Lübnan ve Ürdün'dür. Bu ülkelerin nüfusları 4-5 milyon civarındadır ve bunlarda yaklaşık yarım milyonla 1 milyon arasında Suriyeli bulunuyor. Şimdi düşünün,
5 milyon nüfuslu bir ülkede 1 milyon Suriyelinin bulunması demek, nüfusun %20'si mülteci demektir. Bu çok yüksek bir oran. Türkiye için oranlama yaparsanız 80 milyona 4 milyon, yani %5 filan yapıyor. %. Veya başka bir örnek daha verelim. 2016 başlarıydı eğer yanlış hatırlamıyorsam, Almanya karayoluyla Avrupa'yı geçerek, Türkiye üzerinden gelip Avrupa'yı geçerek sınırlarına ulaşan yaklaşık 1 milyon mülteciye kapılarını açmış, içeriye almıştı. Bunlar büyük bölümü Suriyeliydi. Almanya nüfus 80 milyon. Şimdi 80 milyon nüfusa sahip bir ülkenin 1 milyon mülteciyi almasıyla 5 milyon nüfusa sahip diyelim Lübnan'ın 1 milyon mülteciyi alması aynı şey olamaz. Birbirine çok farklı şeyler bunlar. İkisinde de alınan mülteci sayısı aynı ama bunların nüfus içindeki oranları çok farklı. Demek ki sadece mutlak rakama bakmak gerekmiyor. Aynı zamanda bu rakamın nüfus içindeki oranına da bakarak değerlendirme yapmak gerekiyor. Bir de şöyle diyelim. Türkiye'de 4 milyon mülteci var kabaca. Bu mültecilerin hepsini nüfusu Türkiye'nin 20 katı olan 1 milyar 600 milyon nüfusu Çin'e gönderildiğini varsayalım. Bunlar burada kaybolur. 4 milyon. Yani Türkiye'nin 20 katı nüfusa sahip Çin, bunlar orada kaybolur. Hindistan'a gitseler 1,1 milyar nüfus orada da kaybolurlar. Yani gördüğünüz gibi aynı sayının farklı nüfuslar, farklı nüfus çoğunlukları içinde oranı değişiyor. Bakımdan sadece sayıları almamak lazım. Tekrar Ukrayna Savaşı'na dönersek, evet, tank kaybı, Rusya'nın tank kaybı Ukrayna'dan daha fazla. Verilen rakam %20 kadar daha fazla olarak gösteriyor. Doğru kabul edelim. Ama diyelim ki ne kadar tank sayısı içinde bu kayıp gerçekleşti? Buna bakmak gerekiyor. Bunu da bilmiyoruz. Yani Ukrayna'nın ne kadar tankı var, Rusya'nın ne kadar tankı var bilmiyoruz. Rusya'nın tank sayısı çok fazla. Sadece onu biliyoruz. O kadar. Şimdi savaşın gelişmesinde farklı bir aşamaya yönelindi artık. Başlangıçtan beri bu savaş bir vekalet savaşıydı. NATO'nun ABD, Almanya, Fransa, İngiltere'nin özellikle ve diğer NATO ülkelerinde belli oranda Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşmasıydı. Bu durum artık daha belirgin bir hal almaya başladı. İki yönden belirgin bir hal almaya başladı. Artık NATO ülkelerinden alınan silahlarla, özellikle füzelerle Rusya topraklarını vurma başladı. Henüz daha bir saldırı olmadı ama yani olacak. İkinci olarak değişik Batı ülkelerinin askerleri Ukrayna'da bulunuyor. Bu yeni bir şey değil. Bu daha önce de vardı ama artık açık bir şekilde ortada. Mesela değişik gazetelerde yer alan haberlere göre, özellikle Alman basındaki haberlere göre, Ukrayna Kırım'ı deniz üzerinden Rusya'ya bağlayan köprüye saldırı yapıp bu köprüyü tahrip etme hazırlığı içinde. Çünkü Rusya'nın Kırım'daki askerlerinin, Kırım'daki ordusunun ikmal, önemli bir ikmal yolu bu köprü. Bu saldırıyı planlayan bir Alman generali. Keza Alman askerleri, bir bölüm Alman askeri Ukrayna'da bulunuyor. Almanya Ukrayna'ya Patriot savunma, füze savunma sistemi verdi. Tabii sistem bir şey ifade etmiyor. Bunu kullanacak insan lazım oraya. Bunun için de Ukrayna askerlerini eğitmek amacıyla bir bölüm Alman askeri, tabii uzman Alman askeri, şeyde bulunuyor, Ukrayna'da bulunuyor. Keza Fransa Ukrayna'ya oradaki askerleri eğitmek için uzman kişiler göndereceğini açıkladı. İngiltere'nin askerleri zaten var Ukrayna'da. Çünkü bir ara ölen İngiliz askerleri vardı. Tabii bunlar resmi İngiliz askeri değil, paralı asker diye geçiyor. Ama sonuçta İngiltere'den gelme. Yani menşei İngiltere. Büyük bir ihtimalle Fransa'nın lejyon birliklerinin bir bölümü de Ukrayna'da Rusya'yla savaşıyor.
Fakat şu ana kadar yani somut bir bilgimiz yok. Fakat kuvvetle tahmin ediliyor böyle oldu. Diğer taraftan öbür cephe de genişliyor. Aslında Batı'nın en önemli meşgul olduğu konu, Ukrayna Savaşı'ndan daha da önemli konu, Çin ile Rusya'nın arasını açmak. Çin ile Rusya'nın ittifakını en azından gevşetmek. Çünkü özellikle ABD'nin ana hedefi Çin, Rusya değil. Bu nedenle zaten Pasifik bölgesinde özellikle Avustralya ve Japonya ile ciddi askeri anlaşmalar yapıldı. O bölgede Amerika asker yığdı, donanma yığdı. Esas hedef Çin. Ve Çin ile Rusya'nın yakın işbirliği olduğu sürece tabii bu yani hem ABD hem NATO için hiç iyi bir şey değil. İsviçre'de Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak bir barış konferansı planlanıyor. Barış konferansına kim katılır öncelikle? Savaşan taraflar katılır. Değil mi? Bu böyledir. Yani mesela Vietnam, Kuzey Vietnam yıllarca ABD ile savaştı. Vietnam Barış Konferansı katıldığı zaman en başta katılan kimdi? Kuzey Vietnam yönetimi, ABD yönetimi. Savaş bu ikisi arasında. Ha bir de Güney Vietnam yönetimi katılır. Belki başka ülkelerde katılabilir. Ama en başta böyle bir barış konferansına, barış olur ya da olmaz ayrı konu, savaşan taraflar katılır. İsviçre'de planlanan barış konferansına Rusya çağrılmıyor. Onun yerine Çin çağrılıyor. Çin de katılmıyor konferansa. Diyor ki yani benim ne işim var konferansta? Ben savaşan taraf değilim. Çağıracaksan Rusya'yı çağırın. Bizim orada şeyimiz yok. Yani bu konferansta böyle bir yerimiz yok. Tabii bu yapılan şey hani ne diyeyim böyle çocukça bir düşünce. Yani barış konferansı yapıyorsan hoşuna gitsin ya da gitmesin. Savaşan tarafları bu konferansa çağırırsın en başta. Ha bunlar geldikten sonra ek olarak konferansa Çin de gelir, ABD de gelir, Almanya da gelir, Fransa da gelir, İngiltere de gelir. Hepsi gelebilir. Ama öncelikle Ukrayna ve Rusya gelir. Çünkü savaşan, ön planda savaşan taraflar bunlar. Ve bunlardan birisi konferansa çağrılmıyorsa yani bu barış konferansı değil başka bir şey olur doğal olarak. Belirttiğim gibi şu anda görünen nokta savaşın daha belirgin bir şekilde NATO-Rusya savaşı olmaya yönelmesidir. Tabii Rusya dediğimizde bunu tek olarak görmemek gerekiyor. Rusya'ya özellikle silah tedarik eden İran var, Kuzey Kore var. Bunlar yoğun miktarda Rusya'ya silah tedarik ediyorlar ki bunlar insansız hava araçları. Ve hafif silahlar, işte Kalaşnikov'tur, top mermisidir, şudur budur vesaire vesaire bunlardır. Çin'in ne oranda silah tedarik ettiğini bilmiyoruz. Bu konuda somut bir bilgimiz yok. Ama Çin'in açık bir şekilde Rusya'nın yanında tavır alması tabii en başta ABD'yi belirgin bir şekilde rahatsız ediyor. Konu sadece bu da değil. Birleşmiş Milletler'in baştan beri, savaş başladığından beri yapılan toplantılarında Rusya'yı kınama konusu gündeme geldi sürekli olarak ve Afrika ülkelerinin yaklaşık 1/3 oylamada çekimser kaldılar. Rusya'yı kınamaya yanaşmadılar. Bu da tabii ciddi bir sorun. Rusya da buna karşılık şöyle bir şey yaptı. Bir önce Ukrayna'nın tahıl gemilerine yol açtı. Türkiye aracı oldu bu konuda. Ukrayna'nın tahıl gemilerinin bir bölümü Afrika ülkelerine gitti. Ve Rusya da aynı zamanda Afrika'ya parasız ya da çok ucuza tahıl gönderdi. Afrika'nın işte özellikle tarafsız kalan ülkelerine gayet tabii ki. Bu işler böyle yürüyor. Yani her şeyin bir şeyi var, bir karşılığı var, bir faturası var. Konu daha ilerleyecek gibi görünüyor. Yani bu savaş daha sürer. Biraz Ukrayna ilerler, biraz Rusya ilerler. Böyle savaş epeyce bir zaman. İki taraf arasında ciddi bir şey olmadan, ciddi bir ilerleme olmadan sürer. Zaten Rusya da şeyi söyledi, açıkladı Putin. Yani biz uzun dönemli bir savaşa hazırlanıyoruz. Tabii bu başlangıçtaki politikanın değişmesi demek. Başlangıçta Rusya, Ukrayna ile savaşı savaş olarak görmüyordu. Bu diyordu küçük bir askeri operasyondur. Hayır bu bir savaş. Şimdi artık savaş olduğunu kabul ediyorlar. Bu üstelik sadece Ukrayna ile savaş değil.
artan oranda NATO ülkeleriyle yürüyen bir savaş. Bu savaş nasıl gelişir, ne olur? Bunu artık önümüzdeki günlerde herhalde fazla zaman geçmeden göreceğiz. O zaman bir program daha yapıp gelişmeleri ve yeni durumu değerlendiririz. Evet, bu program da bu kadar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.